Herkese merhabalar. Havva'nın Homi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere zemini krem, böyle muhteşem renk tonları olan harika bir yazmam var arkadaşlar. Desenli. Bu yazmaya hem kolay, hem çiçeklerine uygun, hem renkleriyle göz büyüleyen bir model paylaşacağım inşallah. Fakat videoma başlamadan önce kanalıma ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip yorum kısmına da küçük bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok kıymetli. Destek olan, videolarımı beğenip yorum yapan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet sevgili takipçilerim, sevgili hanımlar. Şimdi yazmamızın ip ayarlamasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yazmamız krem rengi zemini ve renk tonları bu şekilde olan çiçekleri var. Şöyle alt ben zemine bu rengi uygulayacağım arkadaşlar. Yazmamız açık olduğu için bu rengin uygun düşeceğini düşündüm. Şöyle bir de arkadaşlar çiçeğimizin renginden ip ayarladım. Bir de krem rengi ip ayarladım. Bu üç iple muhteşem bir iğne oyası meydana gelecek. Ve ben ön hazırlık olarak da şöyle zürafamı yaptım, hazırladım arkadaşlar. Sizler de dilerseniz bu şekilde yapıp hazırlayabilirsiniz. İsterseniz de yapmazsınız, bu kadar. Evet sevgili takipçilerim, hadi o zaman iğnemizi, ipliğimizi takıp videomuza başlayalım. Evet, yazmamızın zürafasının üzerine şimdi modelimizi başlıyoruz. Şimdi zürafamızın üzerine zürafamızı yaptık. Çiçek yapmak için zemin hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir zürafayı boş bırakıyorum. İkinci zürafamıza bu şekilde köprü yapıyoruz. Yapmış olduğumuz köprüye geri döneceğiz arkadaşlar. Şöyle düğümümüzü atıp sol tarafa doğru ipimizi getirdik. Daha sonra küçük bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın üzerine bu şekilde düğüm atıyoruz. Şöyle ortalı bir şekilde sıkıca çektik. Daha sonra hemen şöyle hafif bombeli bir şekilde iniş yaptık. Hemen indiğimiz yere bu şekilde geri çıkıyoruz. Ve bombeli bir şekilde tekrardan geri iniş yapıyoruz. İkili bir sinek kanadı yaptık burada. Ve ortaya çiçek sapı yapacağız şimdi. Hemen şöyle pırpır yapıyorum. Pırpırım şöyle küçük de değil, normalde yaprağımızın boyunda bir pırpır yaptık. Şimdi tekrardan hemen yaprağımızı yapacağız. Bu taraftaki yaprağımızı bu tarafa da yapacağız arkadaşlar. Pırpırımı yaptım. Pırpırımızın içerisine bu şekilde düğümümüzü attım. Hemen hafif bombeli bir şekilde İnişimi yaptım. Tekrardan çıkıyorum, indiğim yere şöyle düğümümüzü sıkıca attık ve bombeli bir şekilde şöyle pırpırımızı tekrardan yapmış olduk. Yani yaprağımızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Çiçek koyacağımız yer burası. Hemen şöyle yanındaki zürafaya şu şekilde geçişimizi yaptım. Hemen yanındaki zürafamıza tekrardan geçişimi yapıyorum ve geriye dönüp ortalı bir şekilde düğümümü attım. Daha sonra yanındaki zürafamıza şöyle bombeli bir şekilde iniş yaptım
Bu işlemi tam 4 kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Hemen zürafamızın üzerine geri çıkıyorum ve yandaki zürafamıza bombeli bir şekilde iniş yapıyorum. Hemen yandaki zürafama geçiş yaptım. Dediğim gibi bu işlemi tam 4 kez tekrarlayacağız. Üçüncüyü yaptım şu an. Hemen dördüncü kuyumcu kafesimizi yapıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde 4 adet kuyumcu kafesimiz, yani ara boşluğumuzu oluşturduk. Bunu tabii ki de siz 3 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz. Tamamen bunun sayısı size kalmış. Hemen bir adet zürafamı yapıyorum arkadaşlar. Bu boş kalacak zürafamız. Bir zürafa atlayıp ikinci zürafamıza bu şekilde köprümüzü yapıyoruz. Gene aynı şekilde çiçek sapı yapmak için geriye dönüyorum. Sol tarafa doğru ipimi çekip düğümümü bu şekilde sıkıştırdım arkadaşlar. Şöyle bir pırpır yapıyorum. Küçük pırpırla başlıyoruz. Dediğim gibi pırpırın üzerine çıkıyorum. Düğümümüzü attık ve geriye şöyle pırpırdan bir tık büyük olacak şekilde inişimizi yaptık ve hemen tekrardan çıkıyoruz. Düğümümüzü attık ve şöyle gene bombeli bir şekilde inişimizi yaptık. Hemen çiçek sapımızı da yapıyoruz. Çiçek sapımız küçük olmasın arkadaşlar. Şöyle neredeyse yaprağımızla aynı boyutta bir çiçek sapı yaptık. Hemen küçük pırpırımızı yapıp tekrardan da bu tarafına aynı şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Kolay arkadaşlar, hiçbir zorluğu yok. Ürekli giden bir model. Yani alt, zaten bir yazmanın altını bitirdiğiniz zaman o yazmanın üstünü yapması daha kolay. Sizler de yapınca biliyorsunuzdur. Hiçbir zorluğu yok. Üstünün yapımı da arkadaşlar gerçekten çok kolay. İki renk kullandım ben. Siz daha fazla renkte kullanabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim. Yandaki zürafaya da batıyoruz. Zaten ipim de az kaldı. Bu şekilde alt zemini de yapacağız. Sizler de yapın. Ben de renkli ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet, renkli ipimi taktım arkadaşlar. Şöyle yazmamızın çiçek sapı yaptığımız yere ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde. Evet. Şimdi küçük bir pırpır yapalım. Pırpırımız büyük olmasın arkadaşlar. Ona özen gösterelim. Yapmış olduğumuz pırpırın üzerine düğüm yaparak çıkalım. Bu şekilde. Daha sonra zemine iniş yapacağım. Fakat zemine iniş yaparken bombemizi biraz fazla bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hani hemen bir tık büyüğü değil, daha da büyüğünü indiriyoruz. Hemen tekrardan bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyoruz. Ortalı bir şekilde düğümümüzü attık. Gene aynı şekilde bombemizi biraz fazlaca bırakarak
inişimizi yapıyoruz. Hani şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Hemen pırpırımızı tekrardan yapıyoruz. Pırpırımızın üzerine çıkıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Ve büyük bir bombe ile geri iniş yapıyoruz. Bu işlemi tam 5 kez devam ettireceğiz arkadaşlar. Şöyle düğümümüzü tekrar atıyoruz. Bombe ile aşağıya ineceğiz. Evet. Bombemizi de hemen yapıyoruz. Dediğim gibi bombemizi bir önceki bombenin ayarında şöyle biraz yüksekçe bırakıyoruz ki şu görüntüyü alabilelim diye hemen son pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın üzerine çıktım. Ve tekrar aşağıya şöyle ayarlayıp hemen çekiyorum arkadaşlar. Evet, çiçeğimizi şöyle bir de elimizle yukarı doğru çekiştirirsek şu görüntüyü kolaylıkla alabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok kibar hem de çok da kolay bir model haline geldi. Hemen şöyle dibinden bir makasla ipimizi de temizleyelim. Şu başlama ipimizi de hemen burada temizliğini yapalım arkadaşlar. Evet, modelimizin yapımı bu şekilde olacak arkadaşlar. Hani saksıda bir çiçek görüntüsünü aldıracağız ve yazmamıza da ne kadar uyumlu olduğunu sizler de göreceksiniz. Şimdi hemen bir de krem rengi renginden yapmak istiyorum. İpimi takıp geleyim. Evet, krem ipimi aynı çiçek yapacağımız yere tutturdum arkadaşlar. Hemen şöyle küçük bir pırpırımı yaptım. Şimdi yapmış olduğumuz pırpırımızın üzerine çıkıyoruz. Hemen dediğim gibi normal bir sinek kanadı değil arkadaşlar. Biraz irice bırakıp ipimizi çekiyoruz. Hemen pırpırımızı küçük bir şekilde yapıyoruz. Şöyle ayarlayın bir önceki gibi olsun. Daha sonra hemen yapmış olduğumuz pırpırın içerisine düğümümüzü atıyoruz. Ve hafif bombe bırakacak şekilde ipimizi çekiyoruz. Yani şu görüntü oluşsun. Bu şekilde 5 adet yaprağımızı yapalım. Siz de yapın, ben de yapıp geleyim. Evet, krem çiçeğimi de bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Aynı şekilde bir krem, bir mor olarak ilerleyeceğiz. Evet, ben biraz ilerletip geleyim. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi kısa bir sürede bu kadar oldu bile. Hem ürekli, hem kolay, hem de ben buradayım diyen şahane bir model meydana geldi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yazmama da inanın çok güzel uydu. Şöyle çiçeklerini de göstereyim sizlere. Hani şu görüntü, yazmamızdaki şu görüntü
Çiçeğimizle hemen hemen aynı bir görüntü aldı. Evet, bugünlük de videom bu olsun istedim arkadaşlar. Dediğim gibi ilk videom başlığında da dediğim gibi ilk defa bu videoyla beni ziyaret ediyorsanız destek amaçlı kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif haline getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır arkadaşlar. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.